yeni yılın altıncı gününde Türk ve Türkiye yüzyılına ilk adım atmanın heyecanıyla siyaset ve liderlik okulumuzun 19. dönem sertifika töreninde sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Konuşmamın başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından sosyal medya platformlarından radyo kanallarından bizleri takip eden aziz vatandaşlarımıza gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat ve varlık mücadelesi veren değerli kardeşlerimize en iyi dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Siyaset ve Liderlik Okulu'muz kesintisiz şekilde 2009 yılından beri açık ve faildir. O tarihten bugüne kadar çok sayıda kardeşimiz zamanlarından tasarruf ederek günlük beşgalilerinden fedakarlık yaparak Siyaset ve Liderlik Okulu'muzun kapısından içeri girmişlerdir. Hayat boyu öğrenmeye Öğrendikçe hayat bulacağımıza, bu yeni hayatlarla karmaşık hadiselere direkt yön vereceğimize inanıyorum. Öğrenmenin yaşı, öğretmenin sınırı yoktur. Merhum Cemil Meriç'in kitap zekayı kibarlaştırır, sözünü öğrenmek olarak tefsir etmemiz pekala mümkündür. Yine bu düşünce doğruluğunun zihin arı, kitap çiçek, dış dünya kovan ifadesini de aynı şekilde yorumlamak isabetli bir değerlendirme olacaktır. Öğrenmeye kapalı olmak, cehalete kucak, kucak açmakla eş anlamlıdır. Bugünkü insanlık çağında sivrilen en vahim tehdit, cehaletin yaygınlaşan cesamet ve cüretidir. Dilden dile dolaşan fakat manası üzerine sanıyorum pek fazla kafa yorulmayan veya yorulsa bile gereği yapılmayan bir özdeyişi bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Bilmeyene ve bilmediğini bilmeyene aptaldır. Ona dikkat edelim. Bilmeyen ve bilmediğini bilen basittir. Ona öğretelim. Bilen ve bildiğini bilmeyen uyuyordur, onu uyandıralım. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir, onu takip edelim. <laughs> Cehaletin şiddetli istiyasına karşı direniş gösterilmezse, hayatın her cephesinde bilhassa siyasette yenilgi üstüne yenilgi alınması, kaçınılmazdır. Halka hurafey din, meskeneti selabeti iman, zillet ve sefaleti de kader diye telkin edenlerin milli ve manevi hayatımızda açtığı şüphe açtığı dipsiz kuyuları kapatmak için on yıllar boyunca insanüstü mücadeleler yapıldı. Maneviyatımıza ve milliyetimize muhafaza için nice badireler aşıldı. Fiil ve fikriyatı denetim altında tutan, sıkı bir Allah korkusundan uzak olanlar için elbette her şey mübah, her yolda meşrudur. Bu kategoride yer alanlara merhum hocamız, Profesör Doktor Erol Güngör'ün ifade ettiği ahlaki şuur hiç yoktur. Descartes'in dediği gibi, Var olmanın ön şartı var olmanın şuuruna ermektir. Nitekim var olmak düşünmektir. Düşünmeyenin mevcudiyeti yoktur. Büyük dava ve ülke insanı merhum Ziya Gökalp'in Polvan Veli isimli manzum masalında dini güçle birleşen milli gücün nasıl mucizeler yaratan bir kuvvet olacağının işaret eden coşkulu bir tahkiyeye ustalığı vardır. Kaleme aldığı tevhid şiirinde bir göz ki yezden odur, millet o, vatan odur, örf, icma, Kur'an odur, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek haykıran da gene Türk milliyetçiliğinin medarı iftarı Ziya Gökalp'tir. Tarihin tozlu raflarına düğümlenerek bırakılan mahut tartışma konularını dış bağımlı operasyon ikmaliyle tekrar gündeme taşımak yalnızca aymazlık değil aynı zamanda ahmakça ve alçakça bir tezgahtır. Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini tahrik ve provoke edenler ne bu vatana ne bu millete ne de yüz yıllık cumhuriyet müktesebatına sev, sevgi ve saygı duymayan laşka tipler, layüsel asalaklardır. Türk milletinin varoluşuna bu ebedi ve ezeli oluşun dayandığı aşkın fikre hürmet beslemeyenlerin tekeremize çomak sokmak, kervanımızı yağmalamak için sürekli pusu attıkları biliyor, görüyor ve takip ediyoruz.'' Bunlar cehaletin ve civiliyetsiz mizacın pençesinde kıvranan şuursuzlardır. Tanıyanların tek başına okul olarak tarif ettiği, bizim nazarımızda müstesna bir yeri bulunan merhum Fethi Kemükloğlu'nun 22 Kasım 1975 tarihinde verdiği bir konferansta aynen dediği şuydu: İnsan fikre dost olunca tarihe coğrafyaya, ormana, ağaca da dost olur. Entegre bir bütün içinde bütün dostluklar söylenmeye mecburdur. Dost, göze sezdirmeden gözyaşını silendir. <laughs> Varoluşumuzun muazzam fazilet ve fikrine dost olmayanlar, milli ve manevi hayatımızın tüm güzelliklerine karşı adı konulmamış ilanı yapılmamış bir savaş halindedir. Ellerinden gelse milletimizi gökyüzünden, güneş ışığından hatta ve hatta karanlıktan bile mahrum etmeyi isteyenler, hainler iç ve dış husumet cephesinde birleşen, namusuyla çıkarlarını bir tutan işbirlikçiler vardır ve hüviyetleri bellidir. 30 Aralık 2023 Cumartesi günü anıt kabirde kahrolsun cumhuriyet şeriat gelecek diyerek avaz avaz bağıran bir sapığın provokasyonuyla yine yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenen şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşünde kelimeyi tevhid sancağını taşıyan masum bir insanımıza hilafet bayrağı açtı iddiasıyla saldıran meczubun eylemi zamanla itibariyle tesadüf değildir. Adeta 6 Nisan 1909 akşamı Galata Köprüsü'nde vurulan Hasan Fehmi'nin veya 9 Haziran 1910'da Eminönü'nde kurşundanan Ahmet Samim vakalarının tekrarı yaşatılmak istenmiştir. Behey cahiller güruhu, behey kendini bilmezler grubu, behey siyasi sportacılar, kafilesi ilafet, bayrağı diye bir şey var mıdır? Böyle bir bayrağı tarihin hangi döneminde şahit olunmuştur? Şayet rahatsızlık, şayet hazımsızlık, kelime-i tevhitte ise tarafımızı ve kararımızı açık açık seslendiriyor ve tarihe not düşüyorum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Değil. 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 Merhum büyüğümüz Dündar Taşer biz kimiz diye sormuş ve şöyle cevap vermiştir. Biz dünyanın en büyük imparatorluklarını kurmuş ve hakimiyetini eski dünyanın bilinen her köşesinde yürütmüş bir milletiz. Yani biz Müslüman Türk milletiyiz. Ülkümüz Turan İstikametimiz kızıl elma, hedefimizi ilahi kelimatullah'tır. Her Arapça yazıyı veya görseli irtica diye sunanlar, korku tacirliğine soyunanlar, milli birlik ve dayanışma ruhumuza beşinci kol faaliyetiyle saldıranlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır, yeminli Türkiye düşmanlarının süzmeleridir dün vefatının 49. yıl dönümünü andığımız bayrak şairimiz merhum Arif Nihat Asya, 6 Haziran 1964 tarihinde kaleme aldığı bir makalede şunları yazmıştı. Bizi tehdit edenler kale duvarına gol atmaya kalkışanlardır. Bizim ölümümüzü bekleyenler teneşir horozlarıyla nekbaşlardır. Bize gerici diyenler önde ezilmekten korkanlardır. Sanal korkular üretip toplumsal kutuplaşmayı sertleşmeyi planlayanlar dışarıdan kontrol edilip tıpkı bir mayın gibi toplum ve siyaset bünyesine yerleştirilenler emin olunuz ki iyi niyetli değillerdir, yerli değillerdir, milli değillerdir, ahlaklı değillerdir. İnsan yerine bile kork konulmaya hak etmeyenlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Mütefekkir ve mutasaffı merhum Semih Ayverdi'nin şu sözüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Her ceviz yuvarlaktır. Her yuvarlak ceviz değildir. Herkes insandır. Fakat her gördüğün insan, insan değildir. Yusuf Hacib'in dediği gibi ne der insanların iyisi? İnsanlıktır, insan olmanın göstergesi. İnsan ol, insana hayra, insanlık göster, insanlık adı övülmüştür, bunu özüne al. Rüzgarsız havada bir fırıldak dönüyorsa mutlaka üfleyeni vardır. Gece yarısından kümesten gürültüler geliyorsa muhtemelen bir tilki baş, iş başındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim sorunu müesses nizamı ile ilgili farklı bir arayışı yoktur. Olması da düşünülemez. Yürürlükteki anayasanın birinci maddesi devletin şeklini tanımlar. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Anayasanın ikinci maddesi cumhuriyetin niteliklerini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın üçüncü maddesinde devletin bütünlüğünü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti tanımlar. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay, ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı, İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. 29 Ekim 1923'ün kurucu fikrine, kuruluş ruhuna, hukuki iradesine, siyaset ve idare felsefesine tarihsel karar ve ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Andolsun şerefimiz, bileceğimiz her türlü maksatlı polemik ve sinsi gayenin de karşısında duracağız. Hilafet İla... <laughs> tartışmasını kamçılayanların, çanak tutanların, istismar edip alarm zilleri çalanların hepsi birden hastalıklıdır. Açıkça ipotek altındadır. Toplumsal tansiyonu yükseltmek amacıyla el ovuşturan. Bunun yanında tarlası sürülmüş, aklı rehin alınmış, öfke nöbetlerine kapılmış, neye ve kimlere hizmet ettikleri az çok belirgin olan, üstelik utanmadan, sıkılmadan onursuzca partimizin sembolü bozkurtu haydutça kullananların Türkiye'yi darboğada sokmak için nasıl bir örtülü faaliyet içinde oldukları çok net görülmektedir. Alttan, <laughs> alttan alta, Cumhuriyet'in miras ve emanetlerine tahammülsüz olanlarla, sözde milliyetçilik maskesi takanların dolaylı şekli, şekilde el ele verdikleri, iç barış ve huzur ortamını bozucu girişimlerin asıl faili oldukları, bir nevi demlendikleri hayat çizgilerini dümenciliğe bağladıkları ortadadır. Devlete ve millete karşı siyaset yapılamaz. Yapılırsa bunun adı siyaset değil, hianetle anılacaktır. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamanın adı milliyetçilik olamaz. Olur diyen varsa hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türk milliyetçiliği vatan ve millet sevdalısı Türk milliyetçileri etnik ve mezhep kışkırtıcı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı kılavuz haline getiren kanser hücrelerine sabır gösteremez, onlarla aynı hizada asla bulunamaz. <laughs> Bakınız ne diyordu merhum Dündar Taşer? Milli şuur, milliyetçi hareketi doğurmuştur. Bu hareket Şeyh Edibali gibi gönül pirleri, Çandarlı Hoca Paşa gibi ilim ve ülkücülerini beklemektedir. Bu bekleyiş demiri eritene kadar sürecektir. Ergenekon'dan demiri eritince çıkmıştık. Binlerce yıl önceki efsaneler tutulacak yolu göstermiştir. Demiri eritinceye kadar sabır. Çok şükür demir erimiş vakit gelmiştir. <laughs> Milliyetçilik milliyetsizlerin elinde oyuncak olamayacak. Maneviyatımız da münafıkların emeline kurban verilemeyecektir. Artık anlıyoruz ki kahraman hangi sahada olursa olsun ayağımızın altında, başımızın üstünde ve ruhumuzun içindeki dar ve hasis dünyaları bir çekişle kop koparıp alan yerlerine iyi, doğru, güzel ölçüleriyle, yenilerini getiren iç ve dış alemler fatihidir diyen <laughs> merhum şairimiz Necep Fazıl Kısagürek haksız mıdır? Hatalı mıdır? Bu fatihler Türk milletinin sinesinden yetişmiş, bundan sonra da yetişecektir. Güvencemiz budur, gücümüz budur, geleceğin mimarı da bunlardır. Değerli arkadaşlarım, <laughs> Türkiye'nin parlayan çehresini, güçlenen iradesini, yükselen itibarını gölgelemek, yapay iç sorunlara gömülmesini projelendirmek amacıyla iç ve dış mahreçli bir operasyon gün be gün ilerleyiş kaydetmektedir. Bu karanlık kampanya sürecinin 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerine kadar artarak devamı beklenmektedir. Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve komşu ülkelerle kurmaya çalıştığı çok boyutlu diyalog köprülerini dinamitleme amacına hizmetten başka bir şeye yaramamıştır. Türk futbolunda olmayan sadece futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönet, yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüpleri de aklı başında, sağ duyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Aziz Atatürk'ün bir futbol müsabakasında kaygı verici şekilde istismarı müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak lazım gelen tedbirlerin alınmasından imtina edilmesi sadece ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. <laughs> Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demek. Süper Kupa finalinin oynanması için Riyad'ın niçin seçildiği kadar muhatap ülkeyle hazırlanan protokole neden uyulmadığı kafamızı bulundura, bulandıran ve kuşkularımızı çoğaltan bir muammadır. Türkiye'nin siyasi, stratejik ve diplomatik gücünü takvim ve takviye yerine tahrip etmek hiç kimseye verilmiş imtiyazlı bir hak olamaz. En başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak üzere riyat krizine dahil olan her kim varsa kuru bir özürle veya bir şey olmamış gibi davranarak vak'i sorundan muafiyet kazanamaz. Türk sporunu siyasi çekişmelerin içine çekerek nefret söylemini yaymaya çalışmanın ne vatanseverlikle ne de milletseverlikle bağdaşır bir tarafı yoktur. Muhalefet partilerinin Türkiye'nin saygınlığını kundaklamanın yanı sıra kötülemek ve kötü göstermek için çok çirkin yollara tevessül ettikleri saklanamaz bir gerçektir. <laughs> Atatürk'le en küçük bağ ve bağlantısı kalmamış olanların bu kapsamda çığırtkanlık yapması, bir kaşık suda fırtına koparmaları, samimiyetsiz ve sahtekar bir siyasetin acıklı hal özetinden başka bir şey değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye demektir. Cumhuriyet demektir. Milli mücadele demektir. İstiklal demektir. İstikbal demektir. Biz demektir. Muhterem hatıraları ve müstesna emanetleri ilelebet yaşatılacaktır. Bayatlamış ezberleri tedavüle sokmak için fırsat kollayanlara sekülerizmle muhafazakarlığı çatıştırmak için zemin yoklayanlara milletimizin aldanması, prim vermesi, ortam açması eşyanın tabiatına aykırıdır. İnanan, inanmayan, layık, antilayık, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Cumhuriyetçi, Osmanlıcı ihtilaf ikiliğine oynayan her kim varsa onlara dikkat ediniz. Onlar ki son günlerde kız yakalanan Mossad ajanlarından çok daha tehlikeli olan namertlerdir. <laughs> Özellikle sosyal medyanın aşırı terörize edildiği suç ve suçluyu övme mecrasına döndüğü görülmektedir. Bütün mesele o beş paralık şeker suyuna sürülmüş yapışkan kağıdı sosyal medyaya asmaktır. Sonrası gelmekte, kara sinekler kendiliğinden üşüşmektedir. Klavyenin başına geçen Türk ve Türkiye karşıtları ajitasyonla, duygusallıkları kaşıyarak, yalan haberler yayarak, itibar ve haysiyetlere en ağır saldırıları yaparak milli varlığımıza ve insan huzurumuza kastetmektedir. Teröristler nasıl mağaralarda saklanıyorsa aynı emel ve hedefte olanlar bunlara yardım ve yataklık içinde bulunanlar insan onuruna nefret saçanlar sosyal medyanın çukurlarında yuvalanmışlardır. Sosyal medya artık taşınması imkansız bir yüktür ve zehirlidir. Ya sosyal medya kullanımı A'dan Z'ye yeni baştan ahlaki ve milli temelde düzenlemeliyiz. Ya da batının içimize konuşlandırdığı bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz. <laughs> Geldiğimiz bu aşamada sosyal medya düşman yatağına dönüşmüş. Milli ve manevi hayatımızı çürütmeye başlamıştır. Bu düşüncemi çok sesliliğin bastırılması, özgürlüğün kısıtlanması Demokrasinin kısırlaştırılması biçiminde okuyup iddia edecek sefillere de yüzümüz dönüktür. Eğer ihtiyaç olan vaki tedbiri bugün alamazsak toplumsal barış tedelenecek kaos, taban ve temsil bulacaktır. Dedikodu ve fitnenin demokrasi ile ilgisi yoktur. Bir başkasının hak, hukuk ve hürriyetini gözetmeyen çirkefliklerin, ve müttefik mü, 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 müttef, müttefiklerin insani miras ya değer kazinesiyle ilişki yoktur. Sosyal medya vasıtasıyla açıklanan doğrulara bir süre sonra itibarımız bile kalmayacaktır. Despotluk, diktatörlük, tek adamlık, yalanıyla mangalda kül bırakmayanların esasen gerçek manada faşizmin fidanlığında yeşerdikleri kendilerinden başka her şeye yabancılaştıkları, sevgi ve hoşgörüden mahrum oldukları ibret levhası gibi meydandadır. Bir taşı on bin defa havaya atsan uçmayı öğretemezsiniz, demiş Aristo. Ve ilave etmiş, enerjinizi doğru işlere harcayın, doğru insanlarla iş yapın. Taştan kuş, kuştan da taş olmaz. Türkiye'de diktatörlük hakim olsaydı, her akşam televizyonlara çıkıp ileri geri konuşanlar Can Atalay davası ile ilgili devlet ve yargıya meydan okuyanlar bölücüleri ve teröristleri pervasızca destekleyenler atliye koridorlarında kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet sloganı atan çapulcular halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek için vızır vızır ortalıkta gezenler sorarım sizlere nasıl olacak, nasıl tutunacak, nasıl küstahça küfür vakaletlerini sıralayacaklardı. Diktatörlük olsaydı cezaevindeki bir terörist Türk devletine nasıl işgalci diyecek, vatanımızın bir bölümünü hangi hakla sözde Kürdistan olarak tanımlama cesareti gösterecekti. Diktatörlük olsaydı müstevlilere yaranmak için memleketin ele ele geçirdiği kimler ileri sürülebilecekti. Çok başlı koalisyonların Türkiye'yi hangi zor ve içinden çıkılmaz hallere soktuğu ne çabuk unutulmuştur. 21 gün süren koalisyonları sahte demokratlar nasıl izah edeceklerdir? Demokrasi diyorlar, devleti yıkmak için kudurmuş gibi çırpınıyorlar. Özgürlük diyorlar, Mehmetlerimizi şehit etmek için kamufle oluyorlar. İnsan hakları diyorlar, barış diyorlar. Kundaktaki bebeklere kurşun atmak, vatanımızı ve milletimizi parçalamak amacıyla kanlı silahlarını emperyalist ülkelerin istihbarat örgütlerinden alıyorlar. Bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe veren Anayasa Mahkemesi milletimizin gasp ve ihanet edilen haklarını ne yapacak? Nasıl savunacak? Hiç olmazsa adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? <laughs> bütün bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor ve kararı destekliyoruz. <laughs> Arthur Conte'nin Diktatörler Yüzyılı isimli kitabında 20. yüzyılın diktatörler devri olduğu anlatılır ve diktatörlüğün kaynağı olan 20 madde bir bir sayılır. Bu 20 maddeye bugün bile giren pek çok ülke vardır. Ancak bunlardan birisi dahi Türkiye'nin sosyal, siyasal ve toplumsal bünyesini yansıtmaktadır. Demokrasi aydınlık, diktatörlük karanlıktır. Bugün Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini asılsız ve ahlaksız istatlarla karalamaya çalışanların hemen hemen hepsinin durdukları yer alaca karanlıktır. Diyebiliriz ki muhalefet karanlıktır karanlıktadır. Türk ve Türkiye yüzyılını sabot etmek, önünü kesmek için emperyalist çevrelerden vekalet almıştır. Bu nedenle zillettedir, hüsrandadır, hezimettedir, ahlaken iflastadır. Mussolini demokrasiyi az veya çok kokuşmuş özgürlük kadavrası olarak yaftalamış, Hitler, Salazar, Franco ve benzerleri Demokrasiyi infaz etmişlerdir. Biz demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, milli egemenliğe yürekten bağlıyız. Nihayet siyasi mücadelemizi başkaları gibi savruk ve sorumsuz yapamayız, yapamayız. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben irademizi korumakla mükellefiz. Her şeyden önce. Türkiye demeyi inançla sürdürmenin azmindeyiz. Bir işi en iyi yapan bilir. Siyaseti de insanı seven, sabır gösteren, milli ve manevi değerleri içselleştirilmiş olanlar en doğru ve dengeli şekilde icra edeceklerdir. Nizamül Mülk Siyasetname isimli dev eserinde bir anekdot hatır anlatır. <laughs> Hazreti Ali'ye bir gün sorarlar. En cengaver insan kimdir? O da der ki, öfke anında kendini zapt eden ve harekete geçmeyen kimsedir. Çünkü öfke ve hiddet aynı anı gelip geçince pişmanlık duyar, ancak bu pişmanlık fayda etmez. Nizamül Mülk, aklın öfkeye tahakküm etmesini olgunluk olarak tarif etmiştir. Nitekim olgunluk, fikri ve siyasi basiretin timsalidir. Kuşkusuz acele şeytandan, sükunet rahmandandır. 55 yıllık birikim, tecrübe, sabır, sebat, ihtiyat, tedbir sağduyuyla, açık sözlülük ve kalenderlikle yurdumuzun her köşesinde insanımızın huzur ve refahı, milletimizin dirliği ve birliği için siyasetimizi şevkle yapacağız. <laughs> Çok şükür tutulmayan sözlerle silahlandırılmış uykusuz gecelerimiz yoktur. Anlaşmazlıkları çoğaltıp yaygınlaştıranlara, sonra da düşmanlığa dönüştürmek için gün sayanlara kesinlikle itibarımız yoktur. Zayıf ile naif değiliz. Nefsimize fani, ruhumuzla baki olduğumuzun idrakindeyiz. Geçmişteki zor ve zahmetli günlerde siyasi kutuplaşmaların nelere mar olduğunu tarih şuurunun refakatiyle de biliyoruz. Mesela Balkan Savaşları sırasında Efe Kazım adında bir albay savaşın en kızgın anında 5. Kolordu kuma kumandanı Kara Said Paşa'yı eleştirir. Kumandan Paşa albaya susmasını söyler. Ne var ki albay Paşa'ya silahını çeker. Buna rağmen yanındakilerin engellemesiyle silah patlamaz. Ne üzücüdür ki kolordu kumandanı hürriyet ve ihtilaf, ihtilafçı albay da ittacıdır. Ne insanın hayatı ne de toplumun tarihi her ikisi birden anlaşılmadan anlaşılamaz. 1571'de İnebahtı'da Osmanlı donanması ima edilmiş, çok sayıda şehit verilmişti. Donanmanın kumandanı Kılıç Ali Paşa zar zor kurtarılan gemilerle İstanbul'a dönmüştü. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa donanmanın yeniden inşa emrini verdiği kaptan paşaya demir ve başka aletlerin yetiştirilemeyeceğini işitince imkansızlığın çemberini yaran şu sözleri muhatabına söylemişti. Osmanlı devleti demirleri gümüşten, halatları ipekten yelkenleri de atlastan yapmaya kadirdir. O kış insanüstü bir azim ve çalışmayla donanma eski gücüne kavuşmuştu. Bir yanda siyasi cepheleşmenin acıması sonucu olan Balkan bozgunu, diğer yanda imkansızlığa teslim olmayan, boyun eğmeyen sağlam duruş tarihimizin adeta iki sayfası gibidir. Yavuz Sultan Selim, sıralı fetihlerinin sonrasında Vez Vezir-i Azam Piri Paşa'ya huzuruna çağırır ve şu soruyu sorar. Allah'ın emriyle Mısır'ı feth söyledik, eyledik. Her gittiğimiz tarafta fetihler nasip oldu ve emrimize muhalefet edecek kimse kalmadı. Bu vaziyette devletin zevali ihtimali var mıdır? Piri Paşa cevap verir yüce cetlerinin koydukları kanun ve kaideler icra oldukça bu devletin zevali muhal yani hayaldir. Türk devleti ve Türk milleti akıl, adalet, kardeşlik, iman mihverinde gücüne güç katacak Osmanlı ile Cumhuriyet her anlamda kenetlenecektir. Geçmişle gelecek milli vicdanda kucaklaşacaktır. <laughs> Tarihten husumet çıkarmak için her pus, puslu havayı kullananlara Allah'ın izniyle müsaade edilmeyecek yeni yüzyılın hedefleri bütüncül tarih zemininden el hak cihanı kavrayacaktır. Diyor ya Yusuf Asacı doğru ol dürüst davran iki cihanı da kazanır doğru olan aziz dava arkadaşlarım değerli misafirler. Sertifika almaya hak kazanmış değerli kardeşlerim. Değer davranışlarımızı yargılarken ve hayattaki amaçlarımızı seçerken toplumsal olarak paylaşılan amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ifade eden standartlardır. Değerler krizinin temelinde insanın psikolojik ihtiyaçlarının geri plana atılarak maddiyatın bütün hayatı sarması vardır. Toplumsallaşmanın iki fonksiyonu söz konusudur. Bunlardan ilki şahsiyetin gelişmesi, ikincisi de kültürün bir nesilden diğer nesile aktarılmasını sağlamaktır. Toplumu oluşturan çatı insanlardan daha çok insanlar arasındaki ilişkiler, paylaştıkları ortak değerler, milli ve manevi davranış kalıplarıdır. Machiavelli meşhur eserinde prensip prensin tarih rüzgarına, durumlarına, durumların değişimine göre dönmeye hazır bir zihne sahip olmasını tavsiye etmişti. Halbuki bir duruşu, bir fikri, bir inancı, bir değeri, bir ülküsü olanlar için duruma göre vaziyet almak, şartlara göre pozisyona girmek, nabza göre şerbet vermek, bu kalemun gibi renk değiştirmek mümkün değildir. Bizim siyasetten anladığımız da tıpkısının aynısı böyledir. Siyaseti bir süreç olarak görenler, bir savaş formatında el alanlar, kamuyu ilgilendiren sorunlardan kendi tercihlerini kabul ettirmek, bu tercihleri uygulatmak, diğer tercihlerin gerçekleşmesini frenlemek suretiyle çeşitli aktörlerin yürüttüğü mücadele şeklinde değerlendirenler vardır. Bizim için siyaset millete hizmet şerefine sahip olacak aklı, saygıyı, feragati, feraseti, irfanı <laughs> ve iradeyi göstermektir. Yine hem siyasetten hem de hayatın diğer alanlarında maturidi düşünce sisteminin giderek ağırlaşan kronik sorunların ve anlaşmazlıkların çözümünde ihtiyaç olan akli, ve ahlaki sinerjiyi teşmil edeceği kanaatindeyim. Aklı ve sevgiyi öne, ön plana alan bu düşünce sisteminin insanın ahlaken yükselmesi için gerekli gördüğü bazı zihni ve fikri düşünce aşamaları vardır. <laughs> ve şunlardır. Birincisi tefekkürdür. Yani hayatı ve hadiseleri değerlendirme ve yorumlama marifetidir. İkincisi teemmüldür. Yani hayat ve hadiseler üzerinde hakikati anlayıp bilme umuduyla derinlemesine düşünmektir. Üçüncüsü tef üçüncü tefekkür yani varlıklar ve dış dünya etrafındaki incelikleri veya hikmetleri zihne nakış gibi işleyerek unutma unutmayacak şekilde hafızaya almak ve yeri geldiğinde söylemektir. <laughs> Dördüncüsü de teşekkürdür. Yani fikri ve zihni olgunlukta gönül huzuruna vasıl olmaktır. Bu dört aşama aynı zamanda insanın ve insanlığın huzur reçet reçetesidir. Meşhur bir filozof iktisatçının aynen vurguladığı gibi hepimiz aynı şeylerden konuşuyoruz fakat konuştuğumuz şeyin ne olduğu konusunda hala anlaşabilmiş değiliz. Anlaşmanın yolu konuşmak, konuşmanın metodu da hoşgörü, empati ve merhamettir. İnsanların layık oldukları ekonomi zenginliğin yanı sıra insan hayatının zenginliğini büyütmeyi amaçlamalıyız. Sosyolojik bakış ve düşünmenin esasını kavramalı ve tatbik etmeliyiz. Çünkü sosyolojik düşünmek, insanlar arasında karşılıklı anlayış, ve saygıyı temel alan bir dayanışma ve diyaloğun oluşmasını sağlayacaktır. Sosyolojik bakış, toplumsal şartların insanların hayatını nasıl etkilediğini ve belirlediğini görmeyi, başka bir ifadeyle bireysel sorunların ardındaki toplumsal nedenleri, yani özel olanın içindeki genelin görülmesini temin edecektir. <laughs> Böylelikle gönüllere girmek gönüller kazanmak mukadderdir. Bilinmelidir ki gönül yıkmak sufiyane ahlakta en büyük günahtır. İnsanın şanının büyük ve yüksek oluşu gönlü sebebiyledir. Bu gönül alemleri ve her şeyi iade edecek kadar geniştir, engindir ve derindir. Ve bizim siyasetimizin özü gönül hareketidir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin müessir ve muhlis siyaseti doğrultusunda bölgesel kuvvet dengesi tersine döndükçe zalimler yeni oyunlar kurmaktadır. Maalesef komşu coğrafyalarda gönüller yıkılmakta, mazlumlar katledilmektedir. Bölücü terör örgütü sözde müttefik ülkelerce silahlandırılıp üzerimize salınmaktadır. Türkiye'ye sızdırılan dinimizi istismar eden, feto taktikleri kullanan namussuz casuslar enselenmiştir. Gazze'de soykurum şusu şu işlenmektedir. Irak ızdırap içinde, Yemen bıçak sırtında Somali yangın yeridir. İran'ın Kirman şehrinde yaşanan bombalı terör <laughs> saldırısı yüzü aşkın masum insanın can vermesine yüzlerce masumun da yaralanmasına neden olmuştur. Bundan dost ve kardeş ülke İran'a başsağlığı diliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Terör devleti İsrail kontrolden çıkmış, Beyrut'ta suikast düzenlemiştir. Bizim görevimiz Türkiye'yi, soydaşlarımızı ve din kardeşlerimizi amasız, fakatsız savunmak, arkalarında durmaktır teverrüs ettiğimiz medeniyetimizin icap ve iradesi budur. Eski çağ hükümdarları yabancı kavimlere karşı yaptıkları zulüm ve kıyımlardan gururlanır. Bunu da eserleri ve kitabeleriyle tarihe mal ederlerdi. Ancak Göktürk anıtlarında zafer ve zulümlerle övünmek şöyle dursun sadece Türk milletinin felaket günlerinde <laughs> derya gibi akan kanlarından, dağ gibi yığılan kemiklerinden bahsedilmektedir. Göktürk hakanları daima barışı kurmak ve korumakla övünmüşler, savaşı da müdafaa zorunluluğuyla yaptıklarını belirtmişlerdir. <laughs> Türkçe'de ilk kelimesi hem devlet hem de devletin ilk vazifesi olan barış manasına gelmiş ve bu nedenle barışın tesisine memur olan kimselere ilçi denmişti. Türk dönesinde ilçiye zeval yoktur sözü de bu vazifenin ehemmiyet ve kutsiyeti ile alakalıydı. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu devleti ebed müddetin milletler arası yüksek ve mudil bir siyasi dayanak olduğunun farkındaydı. Tarihte müstesna mevkiyi muhafaza eden milli kudretin kaynaklarını ve asırlarca bunu yaşatan amillerimizi merhum hocamız Profesör Doktor Osman Turan Türkiyan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi isimli muhteşem eserinde şöyle tavsiye et, etmektedir. Bir, Anadolu'da yüksek hayatiyeti olan bir nüfus yoğunluğu ile birlikte Türk İslam medeniyetinin filiz halinde gelişmesidir. İki, milli İslami ahlak, fazilet ve mefhurelerin tam vahenkli intizacı ile dünya nizamı ve cihan hakimiyeti davasının zirveye erişmesidir. 3. tasavvuftan gelen ilahi kudretin ferdi kurtuluştan İslam hak ve adalet yolunda sosyal bir cihada inkılap etmesidir. 4. Bütün İslam dini mezhep ve adaletlerinin ayrılıklar ve tefrikalardan kurtarılıp aynı mefkure uğrunda birleştirilmesidir. 5. Bütün kavim, din ve mezhep mensupları arasında <laughs> müsamaha ve adaletin sağlanmasıdır. 6. Büyük fedakarlıklara katlanarak nizamı alem idealiyle istikrarlı ve merkeziyetçi bir devlet yapısının kökleşmesidir. 7. Devlet mülkiyeti sayesinde büyük toprak sahipleri ile topraksız veya mağdur kitleler arasında uçurumlara meydan verilmemesi, her çiftçiye işleyebileceği kadar arazi sağlanarak tarihin kaybetmediği bir sosyal adaletin kurulması ve suretle tarımsal üretimle birlikte refahın artırılmasıdır. 8. Ekonomik ve dini esaslara dayanan ahilik ve esnaf teşkilatının şehir kasaba şehir ve kasabalarda yüksek bir ahlak ve sosyal düzenin ameli olmasıdır. 9. Osmanlı ordusunu <laughs> teşkil eden Yeniçeri ve tımarlı sipahi teşkilatının mükemmelliği Türk askerlerinin yüksek hasletlerinin yanında disiplin, teknik ve silah üstünlüğüdür. 10 tarihin hiçbir hanedan ve devlete nasip etmediği hayatiyetle Osmanlı hanedanının ilk 10 büyük insanının birbiri ardına padişahlık makamına gelmesidir. 11 merkeziyetçi yapıda muazzam bir imparatorluğun başında bulunmalarına rağmen başka hükümdarlardan farklı olarak milli ve İslami kanun ve analelere bağlı kalan ulema ve umumi efkarın denetimi altında bulunan sultanların keyfi müstebit iradeye zulme ve hatta eğlenceye sapmamalarıdır. Maziyi atiye'ye taşıyacak feyizle Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda dünyaya adalet, huzur, barış, istikrar, hakkaniyet, insaniyet ve adil paylaşım alanlarında örnek olacaktır. <laughs> Türk asrı olan 16. yüzyılda İstanbul'u anlatan bir Fransız elçisinin tespitleri şu şekildeydi. Nizam ve asayiş inanılmaz derecede kuvvetliydi. Geceleyin şehirleri muhafaza için elinde bir sopa ve fenerle gezen tek bir kimsenin dolaşması kafiydi. Halbuki Paris'te aynı vazife bir kıta askerinin başında bir kumandan tarafından zorlukla yapılıyordu. Gelecek Türk milletinindir. Yeni bir Türk asrı önümüzdedir. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. <laughs> hiçbir bozguncu, hiçbir devlet ve millet muhalifi milli ülkelerimizin gerçekleşmesini engellemeyecektir. Zaman Türk devri, zemin Türk, tüm dünyadır. Büyük Türk düşünürü Yusuf Havazif'ten ilham alarak diyorum ki, nice bulanık işi el sürünce süreriz, süzeriz, nice ters düğümü bakınca çözeriz, kaçana yetişir, uçanı tutarız, kırığı sarar, bozu düzeltiriz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Biz Türk milletiyiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. 31 Mart'ta da mutlaka başarılı olacağız. <laughs> merhum Merhum Sezai Karaköç'ün dile getirdiği üzere azgın bir kışı yaşıyoruz. Bunu aşarsak, sabır ve dayanıklılık gösterirsek bahar ve arkasından yaz gözükecektir. Ve çiçeklerin en üstünü ve meyvelerin en kurtarıcısı bir ilahi armağan gibi dalların ucundan uzanacaktır. Göğe açılmış ellerimize doğru. Değerli dava arkadaşlarım, muhterem misafirler, siyaset ve liderlik okulumuzun 19. dönemini tamamlamış arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Sizlerin, aziz milletimizin ve Türk İslam aleminin Yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Genel Başkan yardımcımız Sayın Profesör Doktor Filiz Kılıç ile Siyaset ve Liderlik Okulu koordinatörümüz Sayın Doçent Doktor Turan Şahin başta olmak üzere eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konuşmama son verirken Alayınızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer Genel Başkanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz.